Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında paraya kenar konusundaki alan hesaplama testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Örnek 1'de paraya kenar verilmiş 10, 6 ve 60 derece verilmiş. Alan neydi? 90 ya da özel bir açı varsa tabana ait yükseklikten çıkar büyük ihtimalle. Tabana ait yükseklik çizersem 60'ın mantığını da kullanmış olurum. Bak 30, 60, 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 6 ise 30'ın karşısı 3 olur. 60'ın karşısı da köküç katı yani 3 köküç olur. E taban 10. Yükseklik 3 kök ise alan ne olacaktır? 10 çarpı 3 köküten 30 kök eşit olacaktır. Birinci soru 30 kök oldu. Geldik ikinci soruya. Burası 135 ise burada kaç kaç derece? 45 derece. E, yukarısı 10 aşağısı da 10. Tabana ait yükseklikten çıkacaktır büyük ihtimalle. 4 kök ise bak burada 45, 45, 90 üçgen çıktı. Burası 4 ve 4 oldu. Taban 10, yükseklik 4. Alanda 10 çarpı 4'ten kaç olur o zaman? 40 olur. Örnek 2'yi 40 bulduk. Geldik örnek 3'e. 6 var 8 var. Valla arkadaşlar ne yapacağız? Tabana ait yükseklikten çizgi bulacağız yine. Özel bir açı var çünkü. Şöyle dik çizince 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 olur. Burası da 3 kök 3 olur. Paralel kenarın alanında tabanı 8 yüksekliği 3 kök 3. 8 çarpı 3 kök 24 kök 3 yapar. Cevap 24 kök 3 oldu. Geldik 4. soruya. Şimdi bakıyorum 16 tabanına ait yükseklik var. Bir taban ve tabana ait yükseklik varsa paralel kenarda alanı gelir aklımıza. E burada da bak 8 tabanına ait yükseklikte 12 verilmiş. E, alandan gidebiliriz. Alan nedir? 16 çarpı x e eşittir. Aynı zamanda 8 tabanına ait yükseklikte 12 değil mi? 8 çarpı 12 eşittir. E o zaman sadeleştirmeleri yapalım. 2, 2, 2 x e eşittir 12 ise x de böylelikle 6 çıkar. Örnek 4'te. Geldik örnek 5'e. Şimdi buradaki alan şeyi sorulmuş arkadaşlar bize. Oranlamaları sorulmuş. Arkadaş 6 ise 6, 4 oldu burası. Burası 5 ise burası 5, burası 3 oldu. Şimdi köşedeki paraya kenarda bir üçgenler varsa üçgenlerin birer köşeleri de böyle şey paraya kenardaki bu köşelere ait ise eğer buradaki üçgenlerin alanları tabanlarıyla doğru orantılıdır. Yani 2 çarpı 4 8 a kim burası 2 kere 5 10 10 a burası e burası da kaç a yapar 3 kere 6 18 a yapar çünkü niye kollar çarpı sinüs alfa bölü 2 kollar çarpı sinüs alfa bölü 2'den geliyor sinüs alfa ile sinüs 180'lik sayfa birbirine Böyle eşit ya. Oranladığınız zaman onlar birbirini götürüyor. Sadece katsayılar çarpımı oranlaması kalıyor. O yüzden katsayılar sayılar çarpımına doğru orantılı arkadaşlar. Evet bizden şu oran isteniliyor. S2 yani 18A eksi S3 8A bölü S1 yani 10A isteniyor. O da 10A bölü 10A'dan 1 mi çıkıyor? Evet. Örnek 5'i böylelikle 1 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Yine aynı mantıktan hocam burası AA burası da BB diyecek olursam yukarısı 2B sol tarafı da 2A mı oldu? Evet. Kollar çarp mı? 2A. Sonra kollar çarp 1. 1A. Kollar çarp mı? Kasayla çarp mı? 2. 2A. Peki paraya kenarda buradaki alanları küçükten bir doğru sıralayın demiş bize. En küçük S3. Sonra S1 ile S2 de birbirine eşit değil mi? Evet. En küçük S3. Sonra küçüktür S1. S1 de S2'ye eşit arkadaşlar. Cevabımız da bu şekilde olmuş oldu. Evet böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? bir sonraki videoda. Yani sırada ne var? Alanla ilgili bir şey yine. Alan dağılımları testi var. Alan dağılımları testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.